kendisini sizlere takdim edeyim. 1973 yılında İskilip'te doğdu. 95 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 95 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nda 2006 yılında Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkan Yardımcısı, 2007 yılında ise Muhasebe Standartları Dairesi Başkan olarak görev aldı. Halen bu görevi yürütmeye devam ediyor. 2008-2011 arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu üyesiydi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uluslararası ilişkiler ile görevleri kapsamında Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumunda ve IFRS Foundation İzleme Komitesi Alt Komitesi'nde üye olarak görev almaktadır. Şimdi sözü kendisine bırakalım. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli oda başkanları, saygıdeğer misafirler. Hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyor. İkincisi düzenlenen bu sempozyumda bana ikinci kez konuşma imkanı veren düzenleme komitesine de çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hepinizin malumu sermaye piyasası kanunuyla ilgili yoğun çalışmalar var. O nedenle çok istememe rağmen ilk günden beri aranızda değilim ama arkadaşlarım aracılığıyla baştan beri neler konuşulduğu hakkında biraz bilgim var. Son değerlerine oturumumda bulunmada bu bir kayıp ama ben genel olarak sempozyum konusunda sermaye piyasası kurulu olarak bağımsız denetim muhasebe standartlarının önemi, sermaye piyasası kurulu neden bağımsız denetime ilgi duyuyor, neden burada bir düzenleme otoritesi olarak yer almak istiyor, bununla ilgili kısaca kurulumuzun genel görüşlerini ve biraz da şahsi görüşlerimi açıklamak istiyorum. Konuşmamda hızlı bir şekilde biraz çok basit bilgileri, geçmiş bilgileri hatırlatmaya çalışacağım. Bu sonraki açıklamalarımızın temeli oluşturacağı için biraz sıkıcı olabilir, kusura bakmayın. Malumunuz olduğu üzere Sermaye Piyasası Kanunu 1999 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 1982 yılında o dönem yaşanan ekonomik sıkıntılar, banker krizine karşı bir tepki kanunu niteliğinde ortaya çıktı. Allah uzun ömür versin, ilk başkanımız Sayın Hocamız İsmail Türk, o dönemi bize anlatırken hep şeyi söylüyor, işte çok acil bir ortamda finansal piyasalardaki yangını söndürmek için göreve başladık ve yapmamak gereken ilk şey bir düzenleme yapmaktı. Bu düzenlemeleri yeni baştan yapmaktansa biz üyelerle beraber dünyadaki iyi uygulamaları inceledik ve onları örnek alarak sermaye piyasası kanunu oluşturduk, alt düzenlemeleri oluşturduk şeklinde bize o zamanları anlattığında bir anekdot var. Kurul olarak belki Sayın Hocamızın bu ilk çalışmasından esinlenerek daha sonraki yıllarda SPK olarak düzenlemelerimizde her zaman uluslararası düzenlemelerde ne var, iyi uygulamalar hangileri, bunlar takip edilmiş ve sermaye piyasasının bu düzenlemeler çerçevesinde düzenlemeler getirilmeye çalışılmıştır. Uzun vadede baktığımız zaman bugün, o gün ortaya konulan anlayışın sermaye piyasaları ve ülkemiz için oldukça önemli faydalar ortaya çıkardığını görmekteyiz. Bildiğiniz gibi o zaman bir tepki ve bir sıkıntıyı gidermek amacıyla çıkartılan kanunda, 2499 sayılı kanunda en temel amaç kanunun gerekçesinde de ilk maddede yer aldığı gibi yatırımcının korunması ve o dönemki sıkıntıların giderilmesi vardı. Bu amaçla liyakat sistemi dediğimiz bir menkul kıymetin faiz ya da ana para kar payı ödemelerinin garanti altına alınması veya bunun kamu otoritesince o günkü dünya şartlarına da uygun şekilde onaylanmasını öngören bir sistem vardı. Ancak dünyadaki gelişmelere paralel olarak 1992 yılında yapılan kanun değişikliğiyle Sermaye Piyasası Kurulu liyakat sisteminden kayda alma sistemine geçti. Bu kuruma sorumluluk konusunda bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu onaylamaktan ziyade
bir konuyla ilgili her türlü bilginin kamuoyuna açıklanması gereklidir. Şu an Yüce Meclis gündeminde yer alan sermaye piyasası kanun taslağında da bundan bir ileri aşamaya gidilerek izahlarının, yani bilgilerin onaylanması, bilgilerin halka tam olarak açıklandığının onaylanması yaklaşımına geçiliyor. 92'deki bu yaklaşımın sermaye piyasaları için en temel anlamı, önemi, zaten finans teorisinde de temel olarak yer alan bilginin önemi bir kez daha vurgulandı. Sermaye piyasalarında en değerli varlık bilgi. Sermaye piyasalarında bilgi ve bu bilginin katılımcılara eşit şekilde yayılması. Sermaye piyasası otoritelerinin en temel görevi bu. İyi bilgiye nasıl ulaşırsınız? İyi bilgiye, iyi finansal raporlama standartları, muhasebe standartlarıyla ulaşırsınız. Ama bu yetmez. Bu bilginin bir şekilde şirket dışı kaynaklarca, işi bilen yetkin kişilerce onaylanması lazım. Bu da bağımsız denetimi gündeme getirir. Bağımsız denetimin kökeni çok eskilere dayanmasına rağmen dünyada özellikle 1990'lı yıllardan sonra bir kat daha bu bilgiye atfedilen önemin ortaya çıkmasıyla birlikte daha da artmıştır. Nitekim sermaye piyasası kurulu 92 yılındaki bu kanun değişikliğiyle beraber bağımsız denetim konusunda da ülkemizdeki ilk düzenlemeleri yapmış ve 20 yılı olan bir süredir de bu düzenlemeleri her gün uluslararası düzenlemelere uygun şekilde geliştirmeye devam etmiştir. Bağımsız denetim 1999 yılında Enron krizi ve sonrasında Avrupa'da yaşanan krizlerle finansal raporlama standartlarının ve bağımsız denetimin önemi tüm dünyada tekrar ortaya çıkmış ve bu bağımsız denetim mesleğinde çok önemli değişikliklere yol açmıştır. 1990'lı yıllara kadar daha çok öz düzenleme, kendi içerisinde meslek örgütleri tarafından düzenlenen bağımsız denetim sektöründe meslek dışı aktörlerin gözetim ve denetim alanında daha etkin hale gelmesi, mesleğin, yani bir diğer deyişle mesleğin meslek dışı kişilerce veya meslekle doğrudan ilişkisi olmayan kurumlarca denetlenmesi ön plana çıkmıştır. Burada tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sermaye piyasası otoritesi olarak sermaye piyasası kurulu kendi üzerine düşen rolü etkin bir şekilde yerine getirmek için 2003 yılından itibaren muhasebe ve bağımsız denetim alanında uluslararası düzenlemelere uyumlu düzenlemeler yapmıştır. Malumunuz yine ülkemizde bir ilk olarak uluslararası finansal raporlama standartları seri 11.25 tekliği ile borsa şirketleri için zorunlu hale getirilmiş. Daha sonra 2008 yılında çevirileri tamamlanmış, uygulama yapılmış Türkiye finansal raporlama standartları yine borsa şirketleri için uygulamaya konulmuştur. Yine bağımsız denetim konusunda da 1999 yılında Enron kriziyle Amerika'da başlayan düzenlemeler bildiğimiz üzere Avrupa Birliği'nde 2006 yılında 8. direktifle tepe noktasına ulaşmış ve bu direktifte yer alan hükümler 2006 yılında kurulumuz tarafından bağımsız denetim standartlarıyla birlikte mevzuatımıza kazandırılmış ve sermaye piyasası kanununa tabi bağımsız denetim işi yapan şirketler için uygulanmaya devam edilmiştir. Şimdi bağımsız denetim sempozyumunda da bir oturumda konuşulduğu üzere bu noktada özellikle Türk Ticaret Kanunu ile beraber bağımsız denetimin ve finansal raporlamanın daha geniş kitlelere yayılmasıyla beraber bağımsız denetimin gözetimi ve denetimi konusunda bir takım farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu sadece ülkemize özgü bir konu değildir. Enron kriziyle beraber dünyada da bunun nasıl gözetim, denetim çalışmalarının yürütüleceğine dair çok çeşitli tartışmalar olmuş, farklı ekoller geliştirilmiş
ve hala da burada değişiklikler ve gelişmeler meydana gelmeye devam etmektedir. Sermaye piyasası kurulu olarak biz, biraz önce kısaca arz etmeye çalıştığım gibi, bilginin önemine inanan, bilgiye dayalı bir piyasanın düzenleme ve denetleme otoritesiyiz. Dolayısıyla bilgiyi ortaya koyan şeyleri ve bunları denetleyen aktörleri denetim ve gözetiminde söz sahibi olması, yani STK'nın bir kamu kurumu taassubuyla yetki elde etmek için yaptığı bir hareketten ziyade dünyadaki gelişmelere baktığınız zaman olmazsa olmaz bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede 2008 yılında Maliye Bakanlığı tarafından Kamu Gözetim Kurumu'nun ilk kuruluşuna dair çalışmalar başladığında Sermaye Piyasası Kurulu olarak bu çalışmalara etkin bir şekilde destek verilmiştir. Çünkü Türk Ticaret Kanunu ile beraber bağımsız denetimin daha geniş alanlarda zorunlu hale getirilmesi, bu işin yine meslek dışında bir örgütçe gözetimini zorunlu tutmaktaydı. Bu işi Sermaye Piyasası Kurulu veya Bağımsız Bankacılık Düzenleme Kurumu'nun yürütmesi mümkün olmadığı için yeni bir otoritenin yürütmesi, ayrıca bu otoritenin ülkedeki, Türkiye'deki denetim standartlarını uluslararası standartlara uygun bir şekilde yayınlaması ve ülke içerisindeki denetimin gözetimi konusunda gerek meslek örgütleri, gerek SPK, BDDK gibi kurumlar arasında koordinasyonu sağlaması uluslararası kabul gören bir doğrudur. Bu nedenle Kamu Gözetim Kurumu'nun ortaya çıkması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu olarak biz o zaman elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalıştık ve bu konuda elimizden gelen çabayı gösterdik. Ancak yapılanmada kendi açımızdan ve yine örnek aldığımız uluslararası konularda bir takım eksiklikleri değişik platformlarda ortaya koyduk. Kamu Gözetim Kurumu'na ve siyasi otoritelere de ilettik ki nihai karar verme merci bildiğimiz gibi siyasi otoriteler bilince meclistir. Bu çerçevede son Sermaye Piyasası Kanunu tasarısında yeni bir model geliştirildi ve sanırım bu modelle Türkiye'de kamu gözetim sistemiyle ortak bir düzenleme ve denetim çalışması yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bağımsız denetim ile ilgili söylemek istediğim bir küçük konu var. Bu aslında ilk birinci sempozyumda da konuşulmuştu. Bağımsız denetim nedir? Kapsamı, içeriği ne olmalıdır? Nasıl yapılmalıdır? Bugün ülkemizde hepinizin bildiği, konuşmacılarımızın da tekrar ettiği gibi dünya standartlarında bağımsız denetim uygulaması vardır. Yani Avrupa Birliği'nde direktiflerde kimler için bağımsız denetim zorunluysa bu işte kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar olarak geçer. Aynen bizim mevzuatımıza da alınmıştır. Halk açık şirketler, bankalar, diğer finans kurumları sadece bağımsız denetime tabi olmalıdır der Avrupa Birliği. Bugün ülkemizde bu kurumlardan daha fazlası bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim raporlarının içeriğine baktığınız zaman da içerik olarak dünyadaki uygulamalardan çok fazla eksiği yoktur. Uygulamalarda hep iyi ülke uygulamalarına bakmak lazım. Bu şekilde Avrupa Birliği ve dünyadaki diğer ülkeleri kıyasladığımız zaman işte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Almanya, Japonya gibi çok konuda, hemen her konuda bizden ileri ülkeler dışında Avrupa'daki çoğu ülkeden çok daha ileri bir noktadayız. Yani bağımsız denetim raporlarının içeriği uluslararası denetim standartlarıyla özellikle Sermaye Piyasası Kurumu kanun kapsamında yapılan bağımsız denetim raporlarında herhangi bir eksiklik olmadığını ben gururla uluslararası ilişkilerimizde de gördüm ve bunu da sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum.